Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konumuz da Rabbin önünde durmak. Siz çok güzel bir hikaye anlattınız bize ve sanatçı olarak gösterdiniz ki Rabbin önünde kalmak, Rabbinle çalışmak lazım. Rab'de bir şey duyduğumuz zaman orada kalmayacağız. Rab'de büyümemiz gerekiyor. Rab'le ilerlememiz gerekiyor ve Rab bize birçok becerikleri daha hayatımızda verecek ve karakterimizi, bencilliğimizi bizim kalbimizden çıkartmış olacak ve bizimle aslında yan yana onun yönüne çıkmamızı istemektedir. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Size. Tabii siz şimdi bir kız evladısınız. Evet. Annenin himayesinde büyümüşsünüz. Anne babanın himayesinde büyümüşsünüz. Ve bir kız evladı olarak tabii ki diyorum. Tabii babaya da bakıyorsunuz ama anne daha fazla şey oluyor, örnek oluyorsun. Değil mi kız evladı? Tabii ki. Birçok şeylerde ve, evet. Ve bir annenin, bayan olarak. Annenin giydiği kıyafetler, ayakkabılar işte vesaire. Örneğin annenin size hazırladığı kıyafetleri nasıl buluyordunuz? Annenin eskiden almasını, evet, annem her zaman kaliteye bir kere çok önem veren bir insandır. Düzgün giymeyi hevesliydi, seviyordu, uyum olması gerekiyordu. Ve babam tabii ki çok beğeniyordu o konuda. Yani annem çok kıyafeti olan bir insan değildi ama var olanlarda iyi olması tercihidir. Evet, ama biliyorsunuz ki zaman içinde moda değişiyor. Tabii ki. Tabii ki. Ve, tabii ki ben ha dediniz bana. Hı. Ben annemin kıyafetini giyemem şu açıdan. Annem benden biraz daha toplu olduğu için onun kıyafeti olmaz ama aynı bedende olmuş olsaydık eski moda bazen eskilere dönmektedir, tekrarlanmaktadır ve eğer güzel bir moda seçildiyse, güzel bir kıyafet yapıldıysa onun modası hiçbir zaman eskimez. Evet, dolayısıyla diyorsunuz eğer bedenlerimiz aynı olsaydı, aynı beden numara vesaire giymiş olsaydık ben seve seve annemin kıyafetleri zamana gelince giyerdim. Tabii ki. Eski kıyafetlerin de güzelliği var. Evet. Ondan dolayı zaten moda zaman zaman oraya dönmektedir. Evet. Ve şimdi dönelim eski dönemlere, daha Levilerin döneminde, Musa peygamberin döneminde, zaten bunu Leviler kitabında bulabilirsiniz. Orada Yüce Allah bir emir koymuştu. Allah'ın halkı, Allah'ın insanları tabii ki Allah'ın önünde, huzurunda durmaları için ve yaşamaları için özel kıyafetler giymek zorundalardı. Evet. Biliyoruz ki Musa halkını nereden çıkarttı? Mısır'dan çıkardı. Kölelikten çıkardı. Köleler orada köle gibi giyiniyorlardı. Evet. Birdenbire onlar özgür bırakıldılar ve kimi görüyorlardı onlar önce? Mısırlıları görüyordu. O putperest, bir sürü putlara tapan Mısırlıları görüp o putları tapan insanların kıyafetlerini taklit edebiliyorlardı. İstemez, evet, aklında kaldı, evet. Ama Allah bunu istemedi. Hayır dedi. Ben sizden basit, sade ve güzel. Evet. Olabilir mi bir kıyafet? Sade ve güzel olabilir mi? Tabii ve ki. İllaki çok detaylarım olması lazım. Çok bir sürü süsleri mi olması lazım? Genelde elbiseleri, ben modacı değilim ve moda gibi modadan çok bahsetmek ve ne kadar doğru söyleyeceğim tabii ki bu da çok tartışılacak bir durumdur. Fakat kendim ne kadar modayı takip ediyorum derseniz, evet, çok fazla modayı takip edemiyorum. Çünkü modayı takip etmek biraz masraf gerekiyor. Ayrıca de uyumlu olman lazım fiziki olarak. Fakat moda desem değil, aslında üzerine oturan, yakışan elbise ve tercihim de sade olması ve hoş olması ve en önemlisi de rahat etmen. Çünkü kıyafet bizim hakkımızda konuşan
oluyor, bizim tabii karakterimizi anlatan oluyor, bizim tercihlerimizi ve neye değer verdiklerimizi de göstermektedir. Eğer ben şanşallı, şıkırdalı giyecek olursam benim karakterimi de sevdiğimi de göstermiş oluyor. Ama benim şahsen kalabalık olmayan, az bir renk olursa gözünü yormayan olsun, beni de karşımdaki insanı da, çünkü insan bana baktıkça, eğer bir sohbete gidiyorsam, bir iş kadını oluyorsam, kıyafetime değil aslında kendime dikkatimi çekmem gerekiyor. Çünkü eğer elbise veya ceketim ona göre olursa, o zaman karşımdaki olan insana, ceketime, kıyafetime dikkatini verecek ve benim konuştuğuma dikkat vermeyecek. Bu noktalar kıyafetle ilgili çok önemlidir. Evet. Sizin düşüncelerinizi anladık. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım Rabbin düşünceleri nasıldı? Evet. Rab istiyordu ki halkları sade giyinsinler, ama bir ama var. Köşelerinde, kıyafetlerin köşelerinde özel bir mavi renk, sıradan bir mavi renk demiyorum. Hı. Özel bir mavi renkle köşelerinde püsküller olmasını istiyordu. Kıyafetin köşelerinde özel mavi renkteki püsküller olmasını istiyordu. O Levili hakkında söylemek değil. Allah'ın halkı için genel olarak konuşuyoruz. Ve diyoruz ki neden bunu istiyordu? Bir kere diyordu ki ne diyor kutsal kitap bize? Siz nasıl bir halksınız? Beni tanıtan bir halksınız. Halk. Siz seçilmiş bir halksınız. Yani Musa peygamberin zamanından önce de İbrahim peygamberinden başlayıp Allah'ın halkı, biliyoruz ki seçilmiş bir halk. Evet. Dolayısıyla seçilmiş halkın özelliği ne oluyor? Onlar Allah'ı, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, diğer halkların arasında tanıtıyorlar. Bakın biz tek bir, onlar bir sürü putlara inanırken biz tek bir Tanrı'ya, tek bir Rabb'e inanıyoruz. Evet, tek sizin bir söylediğiniz gibi bazı şirketler özel kıyafetler sunmaktadır. Kendi emblemi olmaktadır. Evet, ve halk, Allah'ın halkı dediğiniz gibi Allah da istedi. Özelliği taşıyacaklar da Rab'be ait olan bir halk gösterecek. Ve o dönemde de o özel mavi renk, şu an tarif edemeyeceğim. Uzmanlar da tarif edemiyor. Zorlanıyorlar bu konuda. Özel bir mavi renk varmış. O mavi renk özel bir şekilde üretiliyor. Onun teknolojisini vesaire hatta anlatılıyor. Eserlerde bu var. Onun anlamı, krallar bu renkte giyinebiliyorlardı. Sadece seçilmiş kral sülalesi, kral olan, bütün ulusun yöneticisi olan kişi yönetebiliyordu. Ve Rab böylece o sade kıyafetlerinde aynı renkteki ipuçları simgesel olarak insanlara bırakıyordu. Bak bu halk seçilmiş krallardan oluşan bir kral. Yani bunlar sıradan insanlar değil. Evet. Ve biliyorsunuz kıyafetinin alt tarafında da bir bant, aynı renkte, aynı mavi renkte, o kıyafetin köşelerinden çıkan o püsküller gibi, altında da bir bantla çevriliyordu kıyafetin komple altı, bir şerit gibi diyebilirsiniz. Ve o bantı Allah'ın 10 emirinin kısaltması, yani simgesel olarak 10 emirin yazılı ama özet olarak, full, tüm 10 emirler değil de özet olarak, basitleştirilmiş olarak yazılıyordu. Hmm. Böylece insanlar Allah'ın 10 emirini hatırlasınlar diye. Evet. Bakın nereden nereye? Kölelikten seçilmiş halka, hatta krallardan oluşan bir halka dönüştüler. Ve o 10 emir niye anlatıyordu bize? Biliyoruz ki 10 emir 2 levha üzerinde yazılmıştı. Evet. Ve bir tarafta Allah'ın insan arasındaki ilişkiyi anlatıyordu. Değil mi? Sevgi üzerinde kurulan ilişkiyi. Diğer levhada da ne diyebiliriz? İnsanlar arasındaki olan sevgi üzerinde olan ilişkiyi. Hatta daha sonra biliyoruz ki İsa Mesih bize nasıl tarif etmişti o emiri? Allah'ı seveceksin ve insanları seveceksin. Dolayısıyla
bu 10 emiri, Allah'ın sevgi dolu yasasını onlar kıyafetlerin çevresinde bant olarak çevirmişlerdi. Dolayısıyla attıkları her adımda o sevgi emirlerin ve sevgi yasasının çevresine atmaları gerekiyordu. Veya söyledikleri ise her söz sevgi çevresine söylemeli ve niyetleri olabilir. Bir şey planlayacaklar. Sevgi üzerinde bunu yapmaları gerekiyordu. Ve siz de kendinizi şimdi ışınlanın, o dönemde yaşadığınızı düşünün. Evet. Birisi geldi size, bir komşu ülkeden birisi geldi ve size hakkında kötü bir şey söylüyor ve size saldırıyor. Siz bir şeye adım atacaksınız, bir şey söyleyeceksiniz ama ilk önce ne var çevrenizde? O sevgi yasası. Evet. Sevgi üzerinde konuşmamız lazım. Dolayısıyla bu çok güzel bir örnek bence. Evet. Ne olursa olsun insanlar bize nasıl gelirlerse gelsinler, bize nasıl sözlü ve başka türlü saldırırlarsa saldırsınlar, onlar ilk önce bize ulaştıklarında bizi çevreleyen sevgi yasasına dokunacaklar. Ve o zaman biz onlara nasıl tepki vereceğiz? Sevgiyle onlara tepki vereceğiz. Sevgiyle konuşacağız. Bu, işte budur insanın, Allah'ın insan için verdiği kıyafet. Yani biz Rabbin önünde durmak istiyorsak sevgiyle durmamız lazım. Çünkü Rab bizi seviyor. O sevgiyi görünce tabii ki biz ne yapacağız? O sevgiyi yansıtacağız. İlk önce ona, ondan sonra da ailemize, komşularımıza, evet, insanlara. Dolayısıyla Rabbin yolu sevgi yoludur. Rabbin yasası sevgi yasasıdır. Rabbin yolunun önünde durmak için sevgi içinde durmamız gerekiyor. Sevgi olmazsa zaten bir anlamı kalmıyor. Evet. Sevgiyle ona yaklaşalım, sevgiyle onun ismini yüceltelim. Evet, Rab bize çok güzel bilgileri veriyor ve bunları da biz sizinle birlikte hep okumuş olduk Rabbin sözünde ve seyircilerimizle paylaşmış olduk. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Rabbin yönünde durmak, onun sevgisine layık olmak. O çünkü bizi bir kral olarak bu dünyamızda seçti ve aslında her şeyi de bize bir kral olarak, yönetici olarak vermiş oldu. Gelelim onu alalım, onunla birlikte olmak isteyelim. Sorularınız varsa onları lütfen bize iletin. E-mail'de gördüğünüz ekranda bu e-mail aşağı bize sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, bir programımız daha sona geldi ama umuyoruz ki bir sonraki programda sizlere burada tekrar beklemiş olacağız. Hoşça kalın.